Sevgili seyirciler, Doruk Türk ekranlarında Çapraz Sorgu programında sizlerle birlikteyiz. Yanımızda Musa Baykal, hukukçu kardeşimiz var. Konu çok önemli. İki haftadır Türkiye'nin gündemini meşgul eden Kudüs konusu. Nereden nereye geldik? Neden bunlar yaşandı? Neden Amerika konuya bu kadar karışıyor? Söz sahibi olmaya çalışıyor ve Türkiye'nin bunun karşısındaki dik duruşu diğer ülkelerle, toplam 57 ülkeyle beraber yaptığı muazzam bir çıkış. Evet Sayın Baykal. Sevgili Doruk Türk izleyicileri, sevgili Samur, herkese iyi günler dilerim. Bu programda bir kez daha bir araya geldik. Konumuz Kudüs. Evet. Kudüs'e bugünü konuşmadan, günceli konuşmadan önce çok kısa böyle bir 7-8 dakika sığarsa şayet. Evet. Kudüs'ü anlatalım seyircilerimize. Öncelikle yüreğinde Kudüs ve Mescid-i Aksa sevgisi olan herkese buradan bir daha kucak sevgi ve sevgiler iletelim. Ve selamlarımı iletiyorum. İşin aslına bakıldığı zaman Kudüs meselesi dini bir meseledir. İtikat, inanç meselesidir. Evet. Hristiyanlar açısından, Yahudiler açısından ve biz Müslümanlar açısından. Hı hı. Orada malum olduğu üzere bu üç büyük din içinde geçerli, gerek kutsal kitaplarda yazan, bizde Miraç hadisesinden başlar. Evet. Kutsal yapılar, Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra, Hristiyanların ilk kilisesi, Hazreti İsa'nın onların inancına göre orada cenazesi ilk oraya getirilmiş vesaire. Yine Yahudilerin ağlama tapınağı, evet. Ağlama duvarı. Duvarı. Süleyman tapınağının şeyi. Buradan kaynaklı din olgusu söz konusu. Bu din olgusundan da siyasi hareketler, devletler, oluşumlar faydalanmak istiyor. Bunu kontrol altına almak istiyor. Bugünün konusu değil bu. Fakat bilinen anlamda ilk kez bunu Hristiyanlar bu Kudüs meselesini ortaya çıkardı. Ne yaptılar? 632 yılında Hazreti Ömer İslam orduları adına orayı fethetti. Kudüs'ü fethetti. Ondan sonra Müslüman kontrolünde, Müslüman ülkesinin, devletinin bir vilayeti olarak kaldı. Yönetiminde kaldı Kudüs. Ta ki ne zaman? Haçlı seferlerine kadar. Haçlı seferlerinde kutsal mekanlar Müslümanların eline geçti diye Papa kendi gücünü arttırmak için, kilisenin gücünü arttırmak için bir propaganda yaptı ve Haçlı seferlerinin motoru oldu bu Kudüs meselesi. Ve insanlar akın akın Avrupa'dan oraya savaşmaya gittiler. Sefer Müslüman yani. Öldürmeye gittiler. Bu arada da biz Türkler, Anadolu Selçukluları, Irak Selçukluları ve Suriye Selçukluları Haçlı seferleri boyunca sürekli bunlarla mücadele etmek zorunda kaldık. Evet. Savaşlar çıktı. Anadolu Türklüğü kavramı da aslında buradan çıktı. Buradan çıktı. Tabii. Kerküklü Türkler, Suriyeli Türkmenler, Nurettin Zengi mesela Haçlılara karşı büyük bir mücadele eden Türk kumandan. Tugayları kurulmuştur mesela şeyde Suriye'de falan böyle şeyler duyarız. Ve bu mücadeleler kapsamında 1099 yılında Haçlılar Kudüs'ü ele geçirdiler. Kudüs'ü ele geçirince de orada Müslüman ve Yahudi nüfusu katlettiler. Yani kimseyi bırakmadılar. Camileri, ibadethaneleri hepsini yakıp yıktılar. Ve orada bir çeşit krallık kurdular. Evet. Ta ki ne zamana kadar bu krallık yürüdü? Selahaddin Eyyubi gibi bir lider çıkana kadar. Selahaddin Eyyubi İslam ümmeti kimliği altında Türkleri, Kürtleri, Arapları ve başka insanları da, başka artık kim varsa tarihçilerin işidir o, bir araya getirdi, büyük bir ordu kurdu. Irksal anlamında değil. Ümmet bu İslam ordusu, evet. O zamanki çok büyük
çok kuvvetli bir Haçlı ordusunu bütün Hristiyan alemine karşı mücadele yaptı ve savaşı kazandı. Kudüs'ü fethetti. Kudüs'ü fethederken de Hristiyanlarla anlaşıp teslim aldı. Bir savaş yapıldı. En son finalde Hristiyanlar teslim etti. Haçlılar diyeyim ben daha doğrusu. Haçlılar Kudüs'ü teslim etti. Canları, malları bağışlandı. Yani orada onların Selahattin, yaptığı gibi değil. Onların yaptığı gibi evet. Yapmadı. Ve bu Avrupalı tarihçiler tarafından unutulmadı. Batılı tarihçiler tarafından. Çünkü onların tarihinde böyle bir şey yok. Onlar hep katliam yapmış, kölelik yapmış. İnsan, yani sömürmüş. Selahattin Eyyubi'nin saygın bir şekilde anılmasına sahip neden olundu bu olay. Daha sonra 1516 yılında Yavuz Sultan Selim Mısır seferi yaptığı zaman Mercidabık ve Ridaniye zaferlerinden akabinde Kudüs Osmanlı yönetimine geçti. O dönemde kimin yönetimindeydi? Memlüklüler, başka bir Müslüman devletin yönetimindeydi. Osmanlı yönetiminde hiçbir problem yaşamadı diyebiliriz. Yani bu dönemde Kudüs'ün hiçbir problem yaşamadı. Hani hatta en güzel şekilde en güzel günlerini yaşadı. Hani şehir anlamında, ticaret anlamında, dini anlamda. Hatta derler ki Osmanlı Kudüs'ü bir çavuşla yönetmiştir. Hani bak düşünün böyle bir şey. Sorunlar ne zaman artmaya başladı? Osmanlı devleti zayıflamaya başlayınca Osmanlı'nın içindeki Hristiyanlar da onları kışkırtmak için, nüfusunu arttırmak için Kudüs meselesi gibi dini bir meseleye ihtiyaçları olan Batılılar tekrar Kudüs meselesini kaşımaya başladılar. Ne yaptılar? Tam tabiri o. Mehmet Ali Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Osmanlı'ya bağlı bir paşadır, bir hata yaptı. Osmanlı'ya karşı ayaklandı. Mısır'dan yola çıkaraktan Kudüs'ü de aldı. Osmanlı hanedanını yok etmeye çalıştı devletini. Evet. Fakat biz o zamanki tarihte Ruslardan yardım alaraktan, bakın çok önemli bir şey diyorum. Ruslardan mecburiyetten, Beykoz'da Karataş vardır, kaldırılmıştır. Yardım alınaraktan biz bu Mehmet Ali Paşa tehlikesini def ettik. Fakat o anda da İngilizler Mehmet Ali Paşa döneminde Kudüs'te bir konsolosluk kurdular. Bu konsolosluk Osmanlı'yı parçalamak üzere bir yapıdır. Ne yaptılar bunlar? Yavaş yavaş oraya Yahudi yerleşimcileri geri çağırmaya başladılar. Evet. 1872 yılında bir yönetim, yani Kudüs'le ilgili Abdülhamit döneminde bir yönetim şekli kuruldu. Nedir? Kudüs ve çevresi Şam vilayetine bağlı, o zamanki Osmanlı'nın Şam vilayetine bağlı bir bölgeydik. Yani ilçe bazında bir yerde. Hani öyle düşünelim. Fakat daha Dünya Siyonist Birliği toplanmadan Yahudiler o İngilizlerin de etkisiyle, çalışmalarıyla Kudüs'te nüfuslarını arttırmaya, arazi almaya, toplu bir şekilde o bölgeye yerleşmeye çalıştılar. Devlet de bundan rahatsız oldu. Çünkü Sultan Abdülhamit bunu hemen anladı. İstihbarat devleti kurmuştu. Tabii. Ne yaptı? Bir tedbir olarak Kudüs'ü Suriye'deki Şam bölgesinden ayırdı ve direkt kendi Kudüs ve bölgesini direkt kendisine bağladı. Sarayla. İstanbul'a bağladı. Buradaki amacı neydi? Oradaki tüm gelişmeleri bizzat kendisi milli mesele olarak görüp takip ederekten siyasi toplu göçleri engellemek gibi bir çaba içerisine girdi. Evet. Sultan Abdülhamit'in bu yönde bir çabaları oldu. Ne zaman ki hani Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde Zeytin Dağı'na o zamanki Osmanlı ordusu komutanı Cemal Paşa Kudüs'teki o Zeytin Dağı'nın karargahı kurdu. Savaştır. Yenildik. Evet. Karşı grupta İngilizler ve onları destekleyen Arap isyancılar vardı. Yani Vahabi tarzında. Yenilince biz Anadolu'ya çekildik. Bu sefer yönetim İngilizlerin eline geçti 1917'de. İngiliz General Albeni diye bir adam Selahattin Eyyubi'nin mezarının önüne gelerek 730 yıl sonra gerçekleşiyor bu olay. Dedi ki Haçlı seferleri asıl şimdi bitmiştir dedi. Evet. Ve akabinde
İngilizler bir bildiri yayınladı. Dediler ki bu bildiriye müjde, dünya halkına bir müjde veriyoruz. Bundan sonra burası Yahudi yurdu olacaktır. Ve herkesi, Yahudi olan herkesi Kudüs ve bölgesine, çevresine göç etmeye çağırdı. İngiliz yönetimi. 1922 yılına geldiğinde İngiliz askeri yönetimi bu işi askeriyeden el çektirdi. Bir manda yönetimi haline getirdi. Yani oran yönetimini. Evet. O zamanki ismiyle Cemiyetler Birleşmiş Milletler, o zamanki Birleşmiş Milletler'in kontrolündeki Cemiyetler Birliği ile paralel bir şekilde çalışmasını yaptı İngiltere. 1938-39 yılında Birinci Dünya Savaşı başlayıp, İkinci Dünya Savaşı başlayıp, o savaş bittikten sonra yeni kurulan, bu sefer isim değişti, Birleşmiş Milletler burayı bir özel, yani Kudüs ve çevresini özel bir bölge ilan etti. Ne yaptı? Orada bir takım coğrafi, nüfus, tapu, işte sosyal çalışmalar yaparak öyle bir plan kurdu ki özel plana göre, özel yönetim planına göre %55'i Yahudilerin olacaktı, %45'i de Müslümanların olacaktı ve Kudüs'ü de ikiye böldü. Evet. Bunu o zamanki Arap yöneticileri kabul etmedi. 1947 yılında. Bu arada İsrail bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlığını ilan edince de ardından bunu Batılılar çok yapıyor. Özellikle Hristiyanlar ve Yahudi. Bunlar işte kültür farkı. Kültür meselesi. Bunu Dağlık Karabağ'da Ermeniler evet. Bosna Hersek'te Sırbistan'da yapıyor. Hiçbir sebep yokken terörize hareketlerle köylüyü bölüyü öldürüyorlar. İşte İsrailler terör örgütü kurdular. Hani diyorlar ya Müslümanlar teröristtir diye. Kurdukları paravan terör örgütleri ile oradaki zavallı, kimsesi olmayan köylüyü, kasaba sakini, Arap insanları, Müslümanları katlettiler. İnsanlarda bir güvenlik endişesi yaşattılar. Ve oradaki Müslüman nüfusu boşalttılar, yani kalmadı. Ama bunu propagandacılar, Araplar işte arazisini sattı gibi. Onu kullanıyorlar aleyhe karşı yani. Kaybedince İsrailliler, Yahudiler yani o bölgedeki arazinin %78'ini elinde tuttular. Yani öyle diyor uzmanları işin. %22'si Müslümanlara kaldı. Bu sefer de ikinci savaş, o 1967 savaşı çıktı. O savaşta da hepsi gitti. Yani %22 de gitti. Evet. Her yer İsrail'in kontrolüne geçti. Egemenliğe geçti. Evet. Yani Doğu Kudüs denilen yerde, Batı Kudüs denilen yerde İsrail'in eline geçti. Bir belediye kurdular orada. O belediye hizmetleriyle de işler yaptılar. Birleşmiş Milletler kararına aykırı bir şekilde oradaki nüfusu ve tarihi coğrafi yapıyı değiştirecek şekilde dünyadan işte Yahudileri çağırıp göçmenler oraya kanunlara, Birleşmiş Milletler kararlarına, insanlığa, hukuka aykırı bir şekilde insanlar oraya yerleştirir Yahudiler. Ve orada bir yapay Yahudi ırkı, toplumu, devleti kurmaya çalıştılar. Ve kurdular da bunu. 80 yılına gelelim. Şimdi 1980 yılına geldiğinde şöyle bir karar aldılar İsrail devleti. Yahudiler şöyle bir karar aldı. Dediler ki Kudüs ebedi olarak İsrail'in başkenti olacaktır diye bir karar aldılar. Evet. Hatta bizim 12 Eylül darbesinin gerekçelerinden birisi de budur. Onu söyleyeyim. O zamanki yönetim sessiz kaldı. Yani Kudüs denildi. Yani İsrailler diyor ki Kudüs ilelebet ve ebedi bir şekilde İsrail'in başkenti olacak. Halbuki önceden neydi? Yarı yarıyaydı yani. O da kabul edilmiyor ama yarı yarıya razıydı bunlar hani. Peki. Sonra Amerika'nın çıkışı var. Sonra ne oldu? Tabii hep temelinde işte bu din ve dinden kaynaklı insanları, toplulukları kontrol altına alma politikaları. Şimdi denilir ki tabii onlar siyasetçilerin işidir. Amerika'daki Yahudi lobisi çok kuvvetlidir. Hatta Amerikan siyasetçilerini eleştirebilirsin, hiçbir sorun yaşamazsın ama bir Yahudi'yi eleştirdin mi, Yahudi kuruluşunu, orada problem çıkar. Bunu Winston Churchill demiş Amerika için. Amerika'da 1995 yılında benim araştırmalarıma göre
Senato'da onların yasal sistemi için temsilciler meclisi artık neyse o teknik detay bir kanun kabul edildi. Bu kanuna göre Kudüs kabul edilen kanuna göre Kudüs İsrail devletinin başkentidir. Başkentte yani Kudüs'ün Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliği de Kudüs'e taşınacaktır. Çünkü onlar Tel Aviv'de binaları, büyükelçilik binaları. Evet. Bir kanun çıkardılar bunlar. Tekrar edeyim, onun da tam bir şey olmasın. Amerikan meclisinden geçen kanuna göre Kudüs İsrail'in başkentidir. Amerika'nın büyükelçilik binası da Kudüs'e yerleşecektir, yani taşınacaktır diye. Hı hı hı. Bu 1996-95'li yıllarında çıkan bir kanun. O zamanki Bush yönetimi ta ki Obama'ya kadar hepsi 6 ayda önüne gelen bu kanunu evet doğru biz kabul ediyoruz ama erteliyoruz. Baba Bush değil mi? Bush, oğul Bush ve şeydi dahil. Clinton, Obama hepsi. Bunların artık silsileye tam girmeyeyim. Evet. Clinton dönemi var mı bilmiyorum ama 95 veya 96 yıl olacak. O yasayı hepsi kabul ettiler. Tamam biz problem yok. 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekiyor ama erteliyoruz. Erteleme gerekçesi de dünya barışı, Amerika'nın çıkarları. Hani tepkiler, gelen tepkiler. Ta ki bu Trump'a kadar. Trump'ın önüne geldiğinde Trump bu sefer dedi ki taşıyacağım dedi ben. Hani ertelemedi. O kanun var aslında. Özetiniz bunu burada... Trump bunu çıkarmadı bu kanun. Tamam. Trump'tan önce vardı. Buraya kadar olan özetti. Evet.